Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben yine desen çalışması dersleri serisine devam ediyorum. Daha öncesinde CMYK desenle ilgili, CMYK desen çalışması ile ilgili bir ders yapmıştım. Sağ olsunlar, bayağı bir arkadaş ilgi gösterdi ve arkadaşlarımızdan birisi Tasarla Yap Uygula kanalından arkadaşımız bana mail ile ulaştı ve bu ekrandaki resmi gönderdi. Artı bir resim daha var, onu da açayım. Bir de böyle bir resim. Yani daha doğrusu birçok resim yolladı da ben bu ikisini seçtim. Bunlardan birisi bu negatif, bu ise pozitif. Ve arkadaşımız bize bunların çalışmasını anlatmamı istedi. Ben de olabildiğince bunların çalışmasını anlatmaya çalışacağım size. Bunların ikisini şu an beraber anlatmayacağım. Çünkü o şekilde bayağı bir zaman uzayacaktır. Yani bu ders uzayıp sıkıcı bir hale gelebilir. Zaten benim telaffuzum da öyle çok iyi değil. O yüzden bugün bir tanesini, daha sonra ise diğerini anlatacağım. Bugün zor olanından başlayalım. Bu aslan desenini, böyle siyah zemin üzerine beyaz baskı yapılmış. Hatta iki renk, gözleri de burada böyle sarı. İki renk basılmış, siyah zemin üzerine pozitif bir şekilde basılmış aslan desenini çalışacağım ve göstereceğim nasıl çalıştığımı. Artı ikincisi, bu seçmemdeki diğer bir özellik, bu deseni yaparken, ki bu birçok defa başımıza geliyor, böyle desenlerin kenarları kesik oluyor. Mesela özellikle tişörtlerin kenar kısmına basılmış desen, mesela desenin 3'te 1'lik kısmı veya da 4'te 1'lik kısmı yani dikişin dışına taşmış ve haliyle dikildiği vakitte orası uçup gitmiş, desenin o taraf gözükmüyor. Her haliyle bu desenlerin devam ettirilmesi lazım arkadaşlar. Yani basılırken burası bir bütün halinde basılmalı. Yani burası sanki normal, kendi doğal haliyle devam ediyormuş gibi basılmalı. Ki bu desen vasıtasıyla en azından bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olacağım. Evet, şimdi dosyamı açayım. Ben daha öncesinde bu deseni çalıştım bu şekilde. Biraz böyle kenarlarını olabildiğince devam ettirerek bu şekilde bir hazırladım. Ve hatta bunun tramlamasını falan da yaptım, burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu deseni ilk baştan sıfırdan açıp nasıl çalıştığımı size anlatayım. Onun için dosyamı açtım. Bu ilk gelen dosya bana. Gördüğünüz gibi böyle yukarıdan, sağdan ve alt taraftan kesik bir vaziyette. Bu muhtemelen internetten alınmış bir dosya. İnternette fazla yer kaplamasın diye, bir de web sayfasının ebatına göre genelde bu resimler ufak oluyor ve pikselli bir şekilde oluyor. Hemen bakalım. Ctrl Alt yapalım. Burada gördüğünüz gibi rezolüsyon 72, boy 14 12. Bunun ebatını ben mesela yüksekliği 20 yapayım, diğer taraf otomatik arttı. Rezolasyonu ise ben 308 yapıyorum, siz 300 de yapabilirsiniz, o işlemciye bağlısın bilgisayarın. Ardından okey dedim. Burada gördüğünüz gibi şeyler, resimde pikselleşme var. Bunun için filtre giriyoruz, blur diyoruz, burası blue ve buradan bu blurluk ayarını açarak o pikselliği gideriyoruz arkadaşlar. Şu an biraz daha iyi gözükmeye başladı. Ben burada bu layer kısmından bu layer'ı çoğaltıyorum. Kirli layer'ın gözünü kaldırıyorum. Şu an buradaki layer üzerinden çalışacağım. Şimdi ben bunun üstten ve yandan ve aynı zamanda alttan deseni devam ettirmek istiyorum. O yüzden alt Ctrl C yaptım. Bu sağ sola genişletme yarayan bir araç. Orta kısımdan alta 2, yukarı 2 versin, 24 yapar. Diğerine ise 22 yapalım. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi kenarlar transparan bir şekilde açılmış oldu. Şimdi ben buraları devam ettireceğim arkadaşlar. Buraları Burada Spot Heading Brush Tools da devam ettireceğim. Fakat şu an bunu tıkladığım zaman bu içeride işlem yapacaktır. Dışarıda işlem yapmayacaktır. Çünkü dışarıda bir referans noktası yok. O yüzden buna dışarıda bir referans noktası oluşturmam lazım. Onun için alıyorum buradan klonlama stampını. Burada olabildiğince şekli uygun bir şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Mesafeyi belirleyelim burada. Özellikle desen yönünü takip ederek orada çoğaltmalar yapıyorum arkadaşlar. Şimdi alıyorum ben bu aracı. Şimdi bastığım vakit hemen işlem yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi olabildiğince benzer bir şekilde şeklimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bu alt tarafı da stamplayacağım. Aynı işlemi bu alt tarafı da yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu an kritik bölgeleri çoğalttık. Ardından fırçayı alıyorum. Bu zemin renginde, bu üst tarafı siyah, aynı şekilde ayarladım, siyah renk yaptım ve bu fırçayla bu opasiteyi şu an yükselteyim, kenarları boyuyorum arkadaşlar. Evet. Kenarları bu şekilde, hassas bir şekilde geçiyorum şu an. Fazla desene müdahale etmeden. Ardından şimdi bu fırçanın opasitesini biraz düşürüyorum arkadaşlar. Mesela %70'e düşüreyim. Ardından bu harfleri da biraz orta ayar yapayım. Buralara ona göre müdahalelerde bulunuyorum arkadaşlar. Ebatını biraz düşürtüyorum. Gördüğünüz gibi fırçanın etkisi şu an daha az. Hatta buradan da bu burn aracını alıyorum, yani yakmak. Şurada kremi biraz daha shadow yapmış. Etkisini de biraz azaltayım. Daha da azaltayım. %50'ye getireyim. Bu da %30 olsun. Tamam, burada fırçayı kaçırdık. Aynı işlemleri buraya da yapıyoruz arkadaşlar. Şu sağındaki solundaki şeyleri de yapıyorum. Böyle renk tonlamaları var. Olabildiğince desene müdahale etmeden. Açık tarafı çayla. Genel olarak bakıyorum, fena değil yani, 3 aşağı 5 yukarı. Yani şu an uğraşsam bayağı bir zaman alır. Olabildiğince kısa bir zamanda ne yapılabilecekse onu yapıyorum. Yani siz kendiniz geniş zamanda uğraştığınız zaman bundan daha iyi sonuç çıkartacağınızdan eminim. Ben fazla zaman kaybetmemek için devam ediyorum arkadaşlar. Şu an genel bir görüntüyü elde etmiş olduk. Yani bir kaliteyi arttırdık ve daha doğal bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Bu kanallardan alacağız. Fakat onun öncesinde burada göz ayrı bir renk arkadaşlar. Ben o yüzden gözü buradan çizerek almak istiyorum. Pedi seçiyorum. Bu şekilde çiziyorum etrafını. Şimdi diğer göze gidiyorum. Tekrar pedimi aldım. Onun etrafını çiziyorum arkadaşlar. Bu pedi çizdikten sonra benim pette bir terslik var. Tersini şey yapıyor, seçiyor. Buna kontrole basılı tutuyoruz. Çift tıkladık. Bu pedi seçime çevirdi şu an. Pardon. Şu an göz seçili vaziyette. Ardından arkadaşlar bu layer'da şey seçili, layer'ımız seçili. Ctrl C, ondan sonra da Ctrl Shift V olduğu yere yapıştır diyoruz. Yapıştırdı. Bu şekilde çoğaltmış olduk gözü. Ardından resmin orijinalinde ise burayı şey yapacağız, siyah yapacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar pede giriyoruz, bu bölgeyi seçiyoruz. Ve şu üstte benim şey zaten seçili, siyah seçili. Ardından Ctrl F5, pardon Shift F5 yapıyorum. Front color, yani üstteki renk %100 opacity. OK dedim ve Ctrl D ile çıktım şeyden, seçimden. Layer'a geldim. Gördüğünüz gibi gözümüz yerleşti. Şimdi iki renk içinde iki tane layer yapmış olduk arkadaşlar. Bir göz, bir de desen, aslanın kendisi, beyaz ve sarı. Bu iki şekilde layer'larımızı ayırdık. Arkadaşlar şimdi ise genelde grafiker arkadaşlarım kullandığı veya da fotoğrafçı arkadaşlarım kullandığı bir özellik kullanacağız. Burada ben o özellikle şey yapıyorum. Bu kanalı duplicate edeceğim. Duplicate layer diyorum. New diyorum. OK diyorum. Şimdi bu şeye ayırdım kanalı. Bizzat üzerinde çalışacağım şu an. Bu şey seçilirken, layer seçilirken bu alt tarafta mask özelliğine basıyoruz arkadaşlar. Şu an buna bir maske atadık. Bu maskede de şey yapacağım. Bu kenarlarını sileceğim. Onun için fırçayı alıyorum. Siyah seçili üstte. Bana gerekli olmayan şu boşlukları siliyorum arkadaşlar. Çok da fazla desen içine girmiyorum. Böyle kenarlardan. Böylelikle bu desenin bana lazım olan kısmını maskeliyorum yani. Çok fazla desene opacity biraz düşüreyim. Orada bu maskenin üzerine çift tıklıyorum arkadaşlar. Şu anda ince bir ayar yapacağız. Burada böyle bir şey var. Seçili bir fırça var. İkinci sırada, alttan ikinci sırada. Bunun ile böyle kenarlarını, pardon. Ondan sonra bu alttaki 3. sıradaki fırçayı seçerek arkadaşlar biraz daha böyle kenarlarını tekrardan siyahlaştırıyorum. Arkadaşlar bundaki amaç bu dış tarafta bizim görmediğimiz beyazlıklar oluşuyor. Bu beyazlıkları gidermeye yönelik. Ben zaten ters çevireceğim şimdi birazdan rengi, o zaman daha iyi göreceksiniz. Okey dedim. Ardından bu resim seçili bizim. Ardından Ctrl I veya da Image Adjustment Invert. Evet, tıkladığımız zaman rengi tersine çevirmiş oldu arkadaşlar. Kanala gelelim. Kanalımızda da herhangi bir tanesini burada kanallardan herhangi bir tanesini alalım. Şu altına. Gördüğünüz gibi biz şu an pozitif olan resmi negatife çevirdik arkadaşlar. Yani eğer bir şekil veya görüntü koyu zemin üzerinde açık bir renkli ise bu görüntü pozitiftir. Açık bir renk üzerinde koyu bir renkli olduğu vakit ise bu görüntü negatiftir. Şu an biz filmlerde hep negatif çıktı aldığımız için bize gelen bu pozitif görüntüleri baskıya gönderebilmek için pozitiften negatife çevirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunun arkasına zemin atacağım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Şu an bu beyaz zeminde gözüktüğü için pek anlaşılmayabilir. Böyle bir tane kanal daha attım. Bunun içerisine de böyle siyaha boyayım ben bunu. Pozitif arttırayım. Bu kanal üstü oldum. Pardon, benim kanalda şu an siyah, o yüzden gözükmüyor. Spot color dedim, beyaza çevirdim. İşte arkadaşlar, şu an desenimiz bizim şeye döndü. Negatif bir vaziyette. Yani şu an pozitif olarak gözüküyor. Şu an bu negatif vaziyette basıldığı zaman pozitife dönecek. Şu an gördüğünüz gibi bizim daha önce görmediğimiz tonlamalar meydana çıkmış vaziyette. Bunun için de Ctrl-L yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu ışık ayarını biraz kısıyoruz arkadaşlar. Hafiften. Çok hafiften kısıyorum. Hatta bunun içinde şeye giriyorum arkadaşlar. Burada Burn Color var. Buna geliyorum. Biraz daha. Pardon, özür dilerim. Bu şeye giriyorum, Doji kanalına giriyorum. Bunda ise buradaki fazlalıkları biraz daha büyüteyim. Şekilde. Ben şu an hızlı gidiyorum ama siz biraz daha özen gösterebilirsiniz. Şu an hani çok fazla zaman kaybı oluyor. O yüzden olabildiğince fazla detaya giremiyorum. Yine kontrollü yaparak arkadaşlar buradaki görüntüyle bu şekilde biraz oynuyorum da. Biraz daha yakından. Evet, genel olarak böyle bir görüntü elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu işte dediğim gibi negatifi bu kalıba çekildiği vakit ve basıldığı zaman da görüntü elde etmiş olacağız. Yine kontrol ile hafiften daha bir oynama yapayım ben bununla. Biraz daha gerekiyor. Arkadaşlar şu an bu desen bayağı bir oynamaya ihtiyacı var. O yüzden bu biraz zaman da alıyor. Pardon. Yanlış yeri seçtim. Değişik araçlarla bayağı bir uğraşmamız gerekiyor, yani iyi bir görüntü almamız için. Yine aynı şekilde yine ara ara kontrolleriyle de işin açıkçası arkadaşlar şu bölge önemli. Şu bölgede bir abartılık var. Şimdi bu bölgeyi kontrolleriyle çektiğimiz zaman birçok detay kayboluyor. O yüzden buradan rengi yakarak ben şey yapmaya çalışıyorum. Eritmeye çalışıyorum. Hatta bazı yerlerde şey de var. Kesinlikle burada. Arkadaşlar bir de şey sorunu var. Burada ben bunu spot renk yaptığım için renk parlaması biraz daha fazla. Şimdi yani tram verince de göreceksiniz. Burada gözüken tonlamaların birçoğu tramda belki çıkmayacak. Kontrolle yapalım. hafiften bir sonda düşüyorum ona. Bir orada görüntü açalım. Şu an orijinal görüntünün üzerine oturtuyorum arkadaşlar. Yani biraz daha bizimki şey gözüküyor böyle. Fazladan parlak gözüküyor ama bunu parlaklığı düşürmeye kalkınca da kontrolle ile bu sefer buradaki görüntü iyice şey olacak, zayıflayacak. Zayıflayınca da şey yapmayacak arkadaşlar, tramda çıkmayacak. Şimdi bizim baskı şey gibi değil, matbaa gibi değil. Yani en fazla 0.3 milime kadar düşebiliyoruz. 0.3 milimden sonraki 0.2 veya 0.1 baskıda çıkma olasılığı çok çok düşük. Belki ilk raklede, ikinci raklede falan şey yapar ama daha sonra o noktacıklar yavaş yavaş kapanacaktır. Veyahut da hiç kalıp çekerken çıkmayacaktır o şeyler, çok ince noktalar. 0.1 veya 0.2'lik. Bakın 0.3'lük şeyler, tramlar en azından belirgin bir şekilde baskıda kalıp tıkanmadığı sürece çıkacaktır. Şimdi hatta ben bunu tramlayıp bir de öyle karşılaştırayım. Bunu sağ tıklıyorum. Duplicate Channel yapıyorum. New diyorum. Ve yeni bir pencere açıldı. Bunu burada tramlıyorum arkadaşlar. 508 half ton. Bunu ben genelde 52 yapıyorum veya da 48, 45 derece round. OK dedim. Şu an gördüğünüz gibi tramladım arkadaşlar. Yani şu noktaların, bahsettiğim noktalar, şu incecik noktalar, bunların çıkma olasılığı çok çok düşük arkadaşlar. Burada çıkacak olan noktalar şu büyüklükteki, biraz daha orta çaptaki noktalar. Şunlar da ara ara çıkar, ara ara çıkmaz. Yani bu şeye bağlı, kalıbın çekimine bağlı veyahut da baskı şeyine bağlı, durumuna bağlı. Ama şuradaki noktalar, yani kesin çıkacak olanlar, büyük zaten burada görürsünüz. Bunu alalım. Ctrl A dedim. Ctrl C dedim. Yani buradan yeni bir kanal açarak Ctrl V dedim arkadaşlar. Bunu tramlı bir şekilde aldım. Ctrl D dedim. Seçimi kaldırdım. Görüntüyü açalım. Bunu beyaza çevireyim ben. OK dedim. Bu şekilde bunu tramlamış olduk arkadaşlar. Aynı şekilde şeyine de bakalım. Orijinal haliyle karşılaştıralım. Olabildiğince orijinaline yakın bir vaziyette arkadaşlar. Tabi burada fazladan bir şeyler var, tram noktacıkları var ama dediğim gibi bunların çıkma şeyi olasılığı bayağı bir düşük. Yani şu ince, çok ince noktaların çıkma olasılığı bayağı bir düşük. Burada çıkacak olanlar daha çok minimum bu düzeydeki tramlar çıkacaktır arkadaşlar baskıda. Genel olarak bütün tramlar da desenin üzerine oturuyor ve deseni komple kapatıyor. Arkadaşlar bu desenlerde önemli bir nokta raklenin basıncı, yani basan adamla da alakalı bir durum. Mesela siz böyle bir desen yaparsanız adam rakleyi böyle var gücüyle bastırır. Yani şu noktalar, özellikle mesela şu yoğun olan bölgeler neredeyse laplaşır, hatta biraz yaydırır da. Yani o fazla basınç uygulayınca ister istemez biraz da yayacaktır. Yayınca da neredeyse bu çok daha parlak bir şekilde çıkar görüntü. Daha sonra getirirler size, derler böyle böyle bu desen hatalı çalışmış, yani yanlış çalışmışsın. Yani o durumlarda biraz daha şey önerebilirsiniz, rakle basıncını düşürmelerini ve artırmalarını önerebilirsiniz. Veyahut da rakle basıncını çok düşük tutarlar, bir basarlar. Yani böyle belirsiz birçok tram bölgeleri ölü çıkar mesela. Farz edelim ki şu bölgeler ölü çıkar. Yine aynı şekilde gelirler, derler böyle böyle bu da hata var. Yani buradaki görüntüye bir bakın. Bilgisayardaki görüntüye bakın, filme bakın. Ondan sonra da bu filmi zaten şeyin üzerine oturtun. Baskıdan gelen kumaşın üzerine oturtun, desenin üzerine. O şekilde karşılaştırın. Daha net bir sonuç elde edebilirsiniz. Tabii bu çalışma koyu zeminler için arkadaşlar. Açık zeminler için zaten negatif. Yani bunu alıp şeye bastıkları zaman açık zemin bu kumaşa koyu bir boya kullanılarak bastıkları zaman görüntü şey olmayacaktır, yani hiç iyi olmayacaktır. Hatta burada göstereyim mesela. Böyle bir açık bir renk yapalım. Şimdi mesela böyle çok fazla yakın bir renk olsun. Bunun üstüne de farz edelim bu siyah olsun. Gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde çıkacaktır arkadaşlar. Bizim yaptığımız bu çalışma zaten bize koyu zeminde gelmişti bu desen. Biz o koyu zemindeki pozitif deseni negatif bir şekilde tramladık ve biz negatif bir şekilde filmini aldık. Ardından bu filmden çekilen kalıba beyaz veya da açık renk, koyu zemin üzerine açık bir renk baskı yapıldığı vakit bu desen kendini belli edecektir. Arkadaşlar şimdi ise şey yapalım. Bizim bir gözümüz vardı. Bu gözümüzü alalım arkadaşlar. Göz ise burada. Burada geldim. Buradayım. Bu göz biraz daha basit. Orta yer bir görüntü alıyorum. Kanalda çoğaltıyorum arkadaşlar. Şimdi bu dış tarafını seçeceğim. Seçimi de biraz genişleteceğim. Bir piksel daha şey yaptım, genişlettim. Ve ardından şu beyaz gözüken yerleri siyah boyayacağım arkadaşlar. Evet. Ben gözümüzü komple görünür bir hale getirdim. Ardından aynı işlem Ctrl-I tersi çevirdim. Hemen bir bakalım. Şu an bizim göz siyah bir vaziyette. Bu böyle sarımtırak bir renkli. Tam değil de normal görüntü açalım. Gördüğünüz gibi göz ise yine geldi. Yani şu an burada bu, bunlar biraz şey gözüküyor, böyle parlak gözüküyor ama dediğim gibi tram verince tramda zaten buradaki birçok bölge şey yapıyor, ölüyor çünkü bizim verdiğimiz tram sıklığı yani ben en fazla 52 veriyorum, daha fazla yukarısına çıkmıyorum ki yukarısına çıksam bile tramlar inceleceği için bizim kalıplarda çıkmayacak, yani bizim kalıpların ipeğin gözenek ölçüleri belli, yani şey değil. Ardından geliyorum bunun da böyle tramlı yapalım. Get channel, new, okay, mode, bitmap, okay, okay, tramladım, Ctrl-A, Ctrl-C. Ardından bununla gelin bir yeni kanal açayım, Ctrl-V, Ctrl-D dedim, seçimden çıktım. Şimdi tekrardan bakayım bu tramlı desen. Şeyler, bölgeleri ayırayım mesela, bunlar tramsız olanlar buraya, tramlar yukarıda kalsın. Bunun rengini de vereyim. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi gözde tramlı bir şekilde almış olduk. Ya ben şu an hani ders fazla zaman almasın diye biraz hızlıca gittim. Normalde bunun daha şey yapılması gerekiyor, biraz daha bu özellikle şu aletle biraz daha üzerine oynanılabilir, daha fazla detaylar ortaya çıkartılabilir. Yine Ctrl-L ile ışık ayarları yapılabilir arkadaşlar. Ve en önemli nokta, bunlar gerçekten kritik desenler, yani böyle pozitif gelen desenler, koyu zemin üzerine açık baskılı olan, tramlı açık baskılı olan desenler. Bunlarda şey de önemli, yani kalıpçının kalıbı çekmesi, yani bu tramların hepsini çıkartması kalıpta. Ondan sonra ise numunede veyahut da makinede Rankle'nin basınç ayarı da önemli arkadaşlar. Bu Rankle'nin basınç ayarına göre buradaki koyuluk azalacak ve çoğalacaktır. Yani o biraz daha oraya da bağlı, imalata da bağlı. Genel olarak bir görüntü açalım. Şey görüntüsü, orijinal görüntü bizim baskı görüntüsü. Gördüğünüz gibi. Zaten birebir üzerine de koyuyorum şu an. Gördüğünüz gibi direkt tramlar şeyi kapatıyor. İşte arkadaşlar. Genel olarak çalışmayı bu şekilde yapıyorum ben. Şeylerde bu pozitif desenlerde. Ya bu da fena olmadı, gayet iyi oldu ama dediğim gibi şu an biraz zaman şeyi var, olabildiğince hızlı bitirmeye çalışıyorum fazla zaman almaması için. Yani tramlar genel olarak oturuyor şeye, desene oturuyor. Tram büyüklükleri de iyi, tram sıralamaları iyi. Yani tram dizimi güzel. Altına zemin atınca da gördüğünüz gibi bu görüntüyü baskıda çıkması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür ederim kanalımı izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Umarım iyi bir şekilde geçmiştir sizin için. Bunun devamı bundan sonra da bir aynı arkadaşın gönderdiği başka bir desen var. Bu da negatif bir çalışma. Bu nispeten negatif çalışma, buna göre daha kolay bir çalışma. Onunla ilgili de bir ders yapacağım. Onunla ilgili dersi de kanalıma abone olarak beni takip edebilirsiniz. Bana zaman ayırdığınız için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.